Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Tayo'nun verdiği söz. Tayo, günün son yolcularına indirir. İyi günler dilerim efendim. Teşekkür ederiz. Sonunda işim bitti. Artık Dori'nin yanına gidebilirim. Tayo, bugün oynayacağız diye söz vermiştin. Unuttun mu? Hiç unutur muyum? O halde durakta buluşalım. Ne oynasak bugün acaba? Ne kadar çok trafik var. Umarım geç kalmam. Kavşakta kaza olmuş. Bir araba kayıp devrilmiş. Bu yüzden trafik çok kalabalık. Kaza mı olmuş? Eyvah! Dori'yi çok bekletmesen bari. Tayo nerede kaldı acaba? Dori. Hı? Akşam oldu. Hadi eve. Ama Tayo henüz gelmedi anne. Ama çok geç oldu. Hı. Hadi tatlım gidelim. Peki. Dori nerede acaba? Daha fazla beklemeyip eve gitti herhalde. Çok ama çok özür dilerim Dori. O kadar çok trafik vardı ki zamanında gelemedim. Seni beklemekten ağaç oldum. Kendimi affettirmek için dile benden ne dilersen. Gerçekten mi? Tabii ki. Ben bir itfaiye aracına binmek istiyorum. İtfaiye aracı mı? Evet. Geçen gün ders konusu itfaiyeydi. O zamandan beri binmek istiyorum. Anladım. Ayarlayabilirim. Gerçekten mi? Bindirebilir misin? Evet. Frank'ten bunu rica etmem yeterli olacaktır. Oley! İple çekiyorum. Dori! Tayo! Ne oldu? Frank'le konuşabildin mi? Konuştum. Yarın bizi itfaiye merkezine bekliyor. Orada binebilir misin? Gerçekten mi? Vay canına. Çok iyiymiş. Çok kıskandım. Tayo, sen en büyüksün. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ertesi gün Dori ile Tayo, Frank'le buluşmak için itfaiye merkezine gider. Vay canına. Demek itfaiye merkezi burası. Ama Frank'i hiçbir yerde göremiyorum. Herhalde daha işi bitmedi. Biraz bekleyelim istersen. Umarım çok beklemeyiz. Ben de. Tayo ve Dori beni bekliyorlardı. Acele etmeliyim. Tayo, Frank ne zaman gelecek? Emin değilim ama bence gelmesi yakındır. Sen gerçekten Frank'le konuştun mu? Tabii ki. Biraz daha beklesek olur mu? Ama gelmiyor işte. Dori. Ben eve gidiyorum. Ne? Dori, bekle lütfen. Biraz daha beklesek. Hayır. Geç oldu. Annem beni merak eder. Hayır. Dori'yi hayal kırıklığına uğrattım. Ben geldim. Tayo. Bugün Frank'le buluşamadın değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Çünkü bugün tamirhaneye geldi. Bilmiyor musun? Yolda kayıp kaza yapmış. Şimdi anladım. Bunu yarın Dori'ye anlatmam gerekiyor. Bu gerçekten çok tuhaf. Frank daha önce hiç bu kadar zarar görmemişti. Dori! Dori! Ne oldu Tayo? Frank dün kaza yapmış. Bu yüzden gelememiş. Kaza mı yapmış? Evet. Hayal kırıklığına uğramış olmalısın. Evet, biraz. İstersen seni başka bir araca bindirebilirim. Başka bir araç mı? Evet. Mesela polis arabasına ne dersin? Vay canına, süper olur. Pet benim yakın arkadaşımdır. Ona sorarım, o da kabul eder. Emin misin Tayo? Eminim. Merak etme sen. Peki. O zaman okuldan sonra burada buluşalım. Anlaştık. Dori!
Hı? Merhaba arkadaşlar. Bindim mi itfaiye aracına? Nasıl geçti? Maalesef binemedim. Ama neden? Beni de boşuna heyecanlandırdın. Yoksa bize yalan mı söyledin? Ne? Dün böyle demiyordun ama. Ben yalan söylemedim. Frank kaza yapmış. Bu yüzden binemedim. Polis arabasına bineceğim. Polis arabası mı? Gerçekten mi? Evet. Hem de bugün okuldan sonra. İnanmıyorsanız siz de gelebilirsiniz. Gerçekten mi? Yaşasın. Eğer bu sefer de sözünü tutmazsan Tayo. Küçük otobüs Tayo. Duri'yi gezdirmemi mi istiyorsun? Evet. Çok uzun sürmesi şart değil. Pekala. Uzun değilse gezdirebilirim. Yaşasın. Aa. Sağ ol Pet. Pet. Ha? Kavşakta kaza olmuş. Ne? Yine birkaç araç kayıp devrilmiş. Bu son zamanlarda çok sık oluyor. Üzgünüm Tayo. Arkadaşını başka bir zaman gezdiririm. Hadi gidelim. Tamam. Pet, ne yapacağım ben şimdi? Duri yine hayal kırıklığına uğrayacak. Hemen başka bir araç bulmam gerekiyor. Tayo nerede kaldı? Gelir birazdan. Geleceğinden emin misin? Tabii ki eminim. Tayo, neden gelmiyorsun? O sırada Tayo başka bir araç bulmakla meşgul. Duri'ye verdiği sözü tutmaya çalışıyor. Üzgünüm Tayo, bugün olmaz. Ben işe gitmem lazım. Çok üzgünüm. Olamaz. Ben galiba yine sözümü tutamayacağım. Nerede kaldın Tayo? Daha ne kadar bekleyeceğiz? Duri! Tayo! Kusura bakma, çok beklettim seni. Merhaba. Bu ne böyle? Polis arabasına benzemiyor. Pet'in çok işi vardı. Ben de Iraça'ya getirdim. Ne oldu ki? Polis arabası hiç gelmeyecek mi? Her şey alt üst oldu. Tabii, biliyordum. Hadi gidelim. Peki. Tamam. Arkadaşlar! Hepsi gitti. Duri, bunu açıklayabilirim. Tayo, her şeyi mahvettin. Hani bu sefer sözünü tutacaktın? Sen yalancısın. Ne? Verdiğin hiçbir sözü tutmadın. Ama polis arabası yerine Iraça'yı getirdim. Polis arabasına binebileceğimi söyledin. Iraça polis arabası değil. Arkadaşlar, bana daha fazla ihtiyacınız yoksa gideyim ben. Görüşürüz. Iraça! Duri, bu kadar kaba olmana gerek yoktu. Hayır, hepsini sen başlattın Tayo. Ben gidiyorum. Tamam, git o zaman. Beni arkadaşlarımın önünde rezil ettin. Çok sağ ol Tayo. Duri! İyi misin? İyiyim. Bu yağ değil mi? Yağ mı? Bilmiyor musun? Yolda kayıp kaza yapmış. Bu son zamanlarda çok sık oluyor. Şimdi anladım. Kazalar yağ yüzünden oluyormuş. Tayo, neler oluyor? Son zamanlarda bu kadar sık kaza olmasının sebebi işte bu yağ. Iraça farkında olmadan yağ yollara damlatmış. Ne? Duri, hadi Iraça'ya yetişelim. Tamam. Iraça'yı hemen bulmamız gerekiyor. Tayo, dikkat et. Az kalsın yağın üstünden geçip kayacaktım. Dikkatli gitmem gerekiyor. Nereye gitti acaba? Oo, işte orada. Tayo, kapıyı aç. Bak, Iraça tam karşıda. Ben kestirmeden gideyim. Sen de ilerideki yoldan dönersin. Tamam. Çok özür dilerim. Hepsi benim suçum. Sorun değil. Kasten yapmadın ya. Varilleri onardık arkadaşlar. Bundan sonra sızma olmayacak.
Kazaların neyin sebep olduğunu öğrenmiş olduk en azından. Evet, Tayo ve Durin'in sayesinde. Aferin çocuklar. Seve seve yaptık. Bu duyarlılık için ödüllendirilmeyi hak etmediler mi? Hı? İstediğiniz bir şey var mı? Yoksa ödül mü? Benim bir ricam olacak. Ay! Şu araçlara bakın. Dori ile Tayo sayesinde bugün bu arabaların hepsine bineceğiz. Dori ve Tayo'ya çok teşekkür ederiz. Harika! Gerçekten mi? En büyük Dori. Daha önce yalancı diyordun ama. Çok özür dilerim. Affet bizi Dori. Affettim gitti. Hadi artık şu arabalara binelim, olur mu? Evet! Binelim. Onları böyle mutlu görmek ne güzel. Arkadaşlar arasındaki yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırmak güzel bir şeydir. Dori ile arkadaşları akşama kadar istedikleri arabalara binip durdu. İyi dostlar. Bu sabah hava çok güzel. Küçük otobüsler de orada. Acaba ne yapıyorlar? Burada olabilir mi? Hayır. Sanırım saklambaç oynuyorlar. Tayo'yu bulmak pek kolay olmayacak. İstediği yere saklansın. Muhteşem Rocky'den hiçbir şey kurtulamaz. Burada olduğumu asla tahmin edemez. İyi de nereye gitmiş olabilir? Ha? İşte buldum! Beni çok korkuttun. Bu kadar korkak olma. Hadi şimdi sıra sende. Saat 9 oldu. Rocky, senin işe gitmen gerekmiyor mu? Lenny, mesai saati geldi mi? Rocky, hadi biraz daha oynayalım. Üzgünüm Tayo, döndüğüm zaman oynarız. Peki, seninle gelebilir miyim? Kendini yalnız hissetme Tayo. Yakında sen de işe başlayacaksın. O ses de neydi? Bence Hena'ya gidip kendine baktırsan iyi olur. Ama işe geç kalıyorum. Döndüğüm zaman baktırırım. Merhaba Rogi. İşe mi gidiyorsun? Evet. Tayo'yla oyuna dalmışım. Neredeyse geç kalıyordum. Anlıyorum. Ha? Ben de gitmek istiyorum. Lütfen ben de gideyim. Rogi, neden Tayo'yu da yanında götürmüyorsun? Ne? İşe Tayo'yla mı gideyim? Sahi mi? Onunla gidebilir miyim? Ama önce söz ver. Rogi ne derse onu yapacaksın. Söz veriyorum. Bu harika. Ben o kadar da emin değilim. Merak etme, ona iyi bakacağından eminim. Bu doğru. Bana güvenebilirsin. Tamam. Bu senin için iyi bir tecrübe olacak Tayo. Pekala. İşe gitme vakti. Tayo, sözümden çıkmak yok, tamam mı? Elbette. Hadi gidelim. Umarım bir sorun çıkmaz. Merak etme, idare ederler. Tayo, sakın peşimden ayrılma. Şimdi burada bir süre duralım. Duralım. Bu da ne? Birazdan trenin geçeceğini söylüyor. Tren mi? Evet, işte geliyor. Nerede? Nerede? Ani, nerede? Şu treni bir türlü göremedim. Hadi gidelim. Treni gördükten sonra yetişsem olmaz mı? Olmaz, o zaman beni bulamazsın. Hadi gel. Ama ben treni görmek istiyordum. Bu haksızlık Rogi. Treni sadece sen gördün. Otobüs durağına gelmek üzereyiz. Artık homurdanmaktan vazgeç. Pekala, şimdi yavaşça duralım. Tamam. Hoş geldiniz efendim. İleride bir yol çalışması varmış. O zaman dikkatli olalım. Yol çalışması mı varmış? Nerede? Ben hiçbir şey göremiyorum. Hemen gider gelirim. Tayo, nereye gidiyorsun?
merak etme, birazdan döneceğim. Tayo! Ha, olamaz. Acaba nerede? Al, işte orada. Hadi hop. Hoppa. Oo, bu çok ilginç bir şey. Seni daha önce görmemiştim ufaklık. Evet, çünkü buraya yeni geldim. Aa, demek öyle. Hadi bakalım hop. Aa, burada ne yapıyorsunuz bayım? Ben çakıl taşlarını düzeltiyorum. Buraya asfalt dökülecek. Demek taşları düzeltiyorsunuz. Bu harika bir şey. O kadar büyütmeye gerek yok. Olamaz. Nereye kayboldun Tayo? Hey ufaklık, yolu kapıyorsun. Özür dilerim. Hey dikkat et. Birdenbire önüme çıktın. Rogi, bir şeyin yok değil mi? İkimiz de yaralanabilirdik. Deminden beri seni arıyorum Tayo. Özür dilerim, bir daha yapmayacağım. Pekala, hadi gidelim artık. Ne oluyor bana? Motorum çalışmıyor. Neden durduk? Otobüs mü arızalandı? Rogi'nin motorunda ciddi bir arıza olmalı. Rogi, ne oluyor? Hareket edemiyorum. Olamaz, ne yapacağız? İşe geç kalacağım. Bu çok kötü. Zavallı Rogi. Ne yapmam gerekiyor? Nasıl yardım edebilirim? Buldum. Küçük otobüs Tayo. Ne yapacağım şimdi? Rogi, sana yardım edeceğim. İyi de ne yapabilirsin ki? Merak etme, iyi bir planım var. Rogi, şunu tutar mısın? Tamam. Evet, şimdi beni çekecek misin? Ama sen daha yolları bilmiyorsun ki. Ne yöne gideceğimizi sen söylersin. Ama... Seferini tamamlaman gerekiyor, değil mi? Doğru ama... Pekala, denemekte fayda var. Hadi gidelim. Tayo, şimdi sol şeride geç. Nasıl istersen. Hey, ne oluyor? Bir otobüs başka bir otobüsü çekiyor. Bu her zaman görmediğimiz bir şey. Hayır. Rogi, şimdi ne tarafa gideceğiz? Sola dön ve gördüğün ilk otobüs durağında dur. Tamam. Gidiyoruz. İyi günler dilerim. Güle güle. Otobüse binebilir miyim? Tabii, buyurun. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hey Tayo, bu işi iyi beceriyorsun. Tamam, gidebiliriz. Hadi bakalım. trafik ne kadar yoğun. Ne yöne gideceğiz? Alt geçide girmeyelim. Buradan dön. Pekala. Çok güzel. Şimdi sağa dön. Tamam. Bu yolları gerçekten iyi biliyorsun. Yolcu taşıyorsan bütün yolları bilmen gerekir. Şu otobüs durağında dur. Yok bir şey. Bir şey yok. Tayo durakta bu kadar çok yolcu gördüğü için şaşırmıştı. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hadi gidelim. Gidelim. Bu kez çok ağır geldi. Tayo, sen iyi misin? Evet iyiyim. Yokuş. Rogi, sıkı tutun. Ah.
Beni çekebilecek misin? Aa, tabii. Merak etme. Çok yoruldun değil mi? Keşke başta çekicinin gelmesini bekleseydin. Hayır. Bu işi birlikte başarabiliriz. Ama benim yüzümden zorlanıyorsun. Bak ne diyeceğim. Sana yardım edebilirim. Rogi Tayo'ya yardımcı olmak için tüm gücüyle tekerleklerini döndürüyor. Tayo, biraz daha gayret. Köpeğe geldik sayılır. İkisi işbirliği yapınca yokuşu çıkmak daha kolay oluyor. Neredeyse bitti sayılır. Yoruldum biliyorum. Ama biraz daha dişini sık. Bir sonraki durakta işimiz sona eriyor. Tamam, gidelim. Evet, son duraktayız. Herkese güle güle. Yardımın için teşekkürler Mavi Otobüs'ün. Tayo, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Zaten motorum bozulduğu için kendimi biraz suçlu hissediyordum. Hayır, senin suçun yok. Aksine sen olmasaydın seferimi tamamlayamayacaktım. Hey, tren geliyor. Merhaba. Rogi, nihayet treni gördüm. Çok güzeldi. Bak, biz de bu halimizle trene benziyoruz değil mi? Evet, doğru söylüyorsun. Ve Tayo Ekspresi hareket ediyor. Tayo o gün yolda çok şey öğrendi. Ama en önemlisi arkadaşlarına yardım ederek neleri başarabileceğini görmüş oldu. Ben sana yardım ederim koca adam. Tony bugünkü teslimatı konusunda oldukça heyecanlıydı. Kırmızı ışık yandığında frene basıp durmalısın. Şerit değiştirmek istediğinde sinyal vermelisin. Trafik kurallarına uymazsan bir sürü hata yaparsın. Sözlerimi dinlersen daha güvenli olursun. Ha? Bu bir tır. Ve adı koca adam. Ha? Dur çizgisini geçmişsin koca adam. Ha? Öyle mi? Çizgiyi geçersek yaya geçidindeki insanlar için tehlike oluştururuz. Özür dilerim, fark etmemişim. Haber verdiğin için sağ ol. Ha? Bir dahaki sefere daha dikkatli ol. Tamam, olurum. Ha? Tayo. Merhaba Tony. Mutlu görünüyorsun. Bugün özel bir durum mu var? Evet, bugün küçük otobüslere öğle saatine kadar izin verildi. Daha sonra da araç garajında toplanıp büyük bir kutlama yapacağız. Anladım. Tony, sen de gelsene. Kalabalık olursak daha çok eğleniriz. Gelemem. Bugün teslim etmem gereken bir sürü paketim var. Bu çok kötü. Ama acele edersem yetişebilirim. Sahi mi? Dilerim yetişirsin. Öyleyse araç garajında buluşuyoruz, anlaştık mı? Anlaştık. Gerçekten acele etmem gerekiyor. Baba. Hani küçük oyuncak otobüsüm bugün teslim edilecekti. Bir an önce onunla oynamak istiyorum. Birazdan gelir. Bak işte geldi. Paketiniz geldi. Ay, çok heyecanlıyım. Neden dışarıda bekliyorsunuz? Çünkü oğlum oyuncak otobüsüyle oynamak için çok sabırsızlanıyordu. Anladım. Şimdi istediği kadar oynayabilir. Yaşasın, harika. Oyuncak hangi kutudaydı acaba? O kadar yükü aynı anda taşımak çok tehlikeli. Gidip onu uyarsam iyi olacak. Tony, hangisi bizim kutumuz? Evet. Yanılmıyorsam bu kutuydu. Tamam. Yaşasın. Hemen gitmem gerekiyor. Yaptığın çok tehlikeli. Anlaşılan çok işi var. Baba, hadi bir an önce açalım şunu. Şuna bak. Bu benim oyuncak otobüsüm değil ki. Ah.
Artık işimi bitirdiğime göre eve dönebilirim. Ha? Benim otobüsüm sorun nerede? Nedir? Oğlum için oyuncak otobüs sipariş etmiştik. Az önce kargo aracı Tony geldi ve bize bir paket teslim etti. Ama yanlış paket teslim etmiş. Oğlum çok üzüldü. Tony. Tony'yi bulup doğru paketi almamız lazım. Ama çoktan gitti. O zaman ben Tony'yi bulup durumu anlatırım. Ha? Sahi mi? Sana zahmet olmasın. İşlerimi bitirdim zaten. Zamanım var yani, sorun olmaz. O halde işi sana bırakıyorum. Sağ ol. Teşekkür ederim Bay Koca Adam. Bütün paketler yerini buldu. Sandığımdan da çabuk bitirdim. Artık garaja gidebilirim. Tony! Koca Adam. Demek buradasın. Her yerde seni arıyordum. Beni mi arıyordun? Neden? Müşteriye yanlış paket vermişsin. Ne? Hayır, sanmıyorum. Bak bence bir daha düşün. Küçük çocuğun siparişi oyuncak otobüsmüş. Oyuncak otobüs mü? Yani. Yaşasın. Olamaz. Acele etsen iyi olur. Seni bekliyorlar çünkü. Ama şimdi oraya gidersem Tayo'nun davetine geç kalırım. Ne daveti? Ne güzel araç garajındaki kutlamaya gidecektim. Ama yapılacak bir şey yok. Kendi kabahatim. İstersen paketi ben götüreyim. Gerçekten mi? Evet. Sen git arkadaşlarınla eğlen. Sorun olmayacağından emin misin? Evet eminim. Sen bu işi bana bırak. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Küçük otobüs Tayo. Yaşasın. Oyuncak otobüsüm. Oyuncağı getirdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Hiç mühim değil. Ben artık gideyim. Hoşça kalın. Güle güle. Görüşürüz Bay Koca Adam. Teşekkür ederim. Çocuğu sevindirdiğim için mutluyum. Neden bekliyor bu araçlar? Galiba ileride trafik yoğunluğu var. Tony ve diğer küçük otobüsler araç garajında çok iyi zaman geçiriyordu. Dikkat et. İşte bu. Güzel. Harikaydı. Tam puan aldın Tony. Fena değilimdir. Bu oyunda müthişsin Tony. Evet. Trafik kurallarına tam olarak uyarsan hiç zor değil. Lenny neden bu kadar gecikti merak ettim. Eminim birazdan gelir. Hadi gelin saklambaç oynayalım. Tamam. Burası çok sıkışık. Ana caddeye geçmem gerek ama nasıl olacak bilmiyorum. Hadi bakalım. Neredeyse beni ezecekti. Çok özür dilerim. Ne yapsam acaba? Burada trafik o kadar yoğun ki. Hadi biraz ilerleyin. Yol neden tıkandı? Neden hala hareket etmiyorsun? Bu hiç hoş değil. Neden bu kadar yoğun trafik var? Herhalde diğer otobüsler çoktan araç garajına gitmişlerdir. Bu koca adam. Koca adam. Merhaba Lenny. Ne yapıyorsun orada? Ben aslında ana caddeye geçmeye çalışıyordum ama başımı uzatınca trafiğin ortasında böyle sıkıştım. Olamaz. Peki şimdi ne yapacaksın? Hadi bütün gün seni bekleyemeyiz. Affedersiniz. Kusura bakma koca adam ama gitmek zorundayım. Tamam peki. Seni buldum. Ödümü kopardın. Herkesin yerini buldum. Beni orada asla bulamayacağını düşünmüştüm. Bak, Tony Tayo'yu da buldu. Bakın Lenny geldi. Geciktiğim için özür dilerim. Lenny! Merhaba. Tony de burada. Evet, işim bitince hemen geldim. Sen neden geciktin Lenny? Bugün çok fazla trafik vardı. Ama asıl koca adam için endişeleniyorum. Arabaların ortasında sıkışıp kalmış, kıpırdayamıyordu. Koca adam mı? Hı,
Evet, ona yardım etmek istedim ama hiçbir şey yapamadım. Yoksa benim yüzümden mi oldu? Ha? Ne demek istiyorsun? Yaptığım hatayı düzeltmek için paketi benim yerime koca adam götürüyordu. Gidip ona yardım etmeliyim. Tony! Dur, bizim eti! Hayır! Olamaz! Şu trafiğin haline bakar mısın? Koca adam nerede acaba? İşte bakın orada! Bu sıkışıklıkta caddeye çıkamaz. Bütün araçlar lütfen kenara çekilin. İleride bir tır sıkışmış. Lütfen ona yer açın. Tıkıldık artık. Hadi ama. Kimse beni dinlemiyor. Bir şekilde onların dikkatini çekmeliyim. Tony, bir şeyler yap. Buldum. Evet, ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Korna çalarsanız dikkatlerini çekebilirsiniz. Sonra da ben trafiği yönlendiririm. Tamam Tony. Üç deyince başlıyoruz. Bir, iki, üç. Şu trafik sıkışıklığı berbat bir durum dostum. Hem ilerleyemiyorsun hem yıpranıyorsun. Hepimiz bir yerlere yetişmek zorundayız. Bana kulak verin, yol açılsın istiyorsanız. Gününüzü aydınlatmak için beni dinleyin. Sızlanmayı bırakıp harekete geçin. Trafik kurallarına uyun. Trafik kuralları. Trafik kuralları. Güvenlik kuralları. Güvenlik kuralları. Harika. Artık dönebilirim. Sonunda koca adam dönebildi. Başardık. Yardımınız için teşekkür ederim. Dostlar bugünler içindir. Şükürler olsun ki kaza falan olmadı. Özür dilerim koca adam. Keşke şu hatayı yapmasaydım. Artık kendini suçlama. Ben zorda kaldıklarında dostlarıma yardım etmekten mutlu olurum. Ama gerçekten biraz endişelendim. Her neyse. Tekrar teşekkür ederim. Hey, birlikte şarkı söylemek ister misin? Şarkı mı? Ben mi? Evet, sözlerimi tekrar et. Kırmızı ışık yandığında frene basıp durmalısın. Kırmızı ışık yandığında frene bas, dur. İyi denemeydi. Ben şarkı söylemeyi beceremem. Bir kez daha dene. Kırmızı ışık yandığında frene basıp durmalısın. Tony ve koca adamın birbirlerine yardım ettiklerini görmek güzel, değil mi? Koca adamın iyi kalbi ve nezaketi Tony'yi çok duygulandırmıştı. Gel arkadaş olalım. İşte çok güzel bir sabah. Tayo yıkama istasyonuna gidiyor. Tayo'nun arkadaşları dışarıda toplanmışlar. Bu çok güzel. Hey, Tayo nerede? Yıkama istasyonuna gitti. Şuna bakın. Küçük otobüsleri etkileyen harika bir araba. Merhaba arkadaşlar. Henan nerede? İşte nerede? Teşekkürler. Muhteşem bir şey. Hadi onu izleyelim. Henan. Parlak. Uzun zamandır görüşmemiştik. Muayeneye mi geldin? Siz burada ne yapıyorsunuz? O kim? O mu? Ben mi? Olamaz. Beni tanımıyor musunuz? Bu arabanın adı Parlak. Şehrin en havalı, en güzel arabası. Tamam Parlak, gel içeri. Peki. Muhteşem bir araba, öyle değil mi? Ayrıca çok da parlak. Gerçekten çok havalı. Muhteşem. Merhaba çocuklar. Şuna bakın. Tayo. Nereye gidiyorlar?
Hayro, bu harika bir şey. Ha? Bunun nesini beğeniyorlar hiç anlamadım. Tayo mu? Birazdan benim ne kadar müthiş olduğumu göreceksiniz. İşe gitme zamanı. Sonra görüşürüz çocuklar. Hadi, hadi işe. Ne sevimliler. Artık gidebilirsin. Pekala. Sonra görüşürüz Hena. Tamam. Güle güle. Beni unuttuklarına inanamıyorum. Bunu yanlarına bırakmayacağım. Adı Tayo'ydu değil mi? Buralarda bir yerde o olmalı. Ha? İşte orada. Aa merhaba. Ha? Oo çok şık bir arabasın. Adın ne? Benim adım Parlak. Benimki de Tayo. Biliyor musun adın bile havalı. Elbette. Daha havalı bir şey görmek ister misin? Daha havalı bir şey mi? İzle şimdi. Harika. Gerçekten çok hızlı. İnanılmaz. Bu daha hiçbir şey dostum. Kırmızı ışıkta geçti. Ha? Bu ses de ne? Parlak, hadi sağa çek, derhal. Ne? Parlak, kırmızı ışıkta geçtin. Kaza yapabilirdin. Özür dilerim, ışığın değiştiğini görmedim. Ha? Parlak? Ha? Tayo, onu görmemiş gibi yapayım. Bu çok utanç verici. Ne? Ha? Size söylemedim. Parlak hava atmaya çalışırken kendini küçük düşürmüştü. İşte yine Parlak. Kaportasını cilalattığı için artık daha da parlak görünüyor. Bu Tayo değil mi? Ne kadar havalı olduğumu ona bir kez daha göstereceğim. Hadi gidiyoruz. Parlak. Gerçekten etkileyici bir numara görmek ister misin? Bu çok havalı. Hayır. Dur çizgisini geçmişim. Bari biraz geri gideyim. Dikkat et. Bana çarpmak üzeresin. Olamaz. Kış. Sen orada ne yaptığını sanıyorsun? Git buradan. Üstümü kirletti. Yine rezil oldum. Bu utanç verici bir şey. Hey buraya gel. Tavuklarımı geri ver. Nesi var acaba? Küçük otobüs Tayo. Bu ikinci kez rezil oluşum. Bundan sonra hiç hata yapmamalıyım. Bu neyin sesi? Sen miydin? Git buradan. Ne oldu? Neden gülüyorsun? Yok bir şey. Bakalım bu numaradan sonra gülebilecek misin? Bu harika bir ses. Nasıl buldun? Gördüğün gibi son derece güçlü bir motorum var. Seninkiyle karşılaştırılamaz bile. Çok havalı değil mi? Bir de şunu dinle. Bu koku da ne? Sanırım bir şey yanıyor. Parlak, koku senden geliyor. Ne? Motorundan duman çıkıyor. Duman mı dedin? Neler oluyor? Yanıyorum. Lütfen bana yardım edin. Umarım kötü bir şey değildir. Güle güle.
bugünü de bitirdik. Çok yoruldum. Ayo. Al parlak, iyi misin? Neden? Ne oldu ki? Sana bir şey göstermeye geldim. Tada! Ne düşünüyorsun? Bunlar süper lastikler. Benim için özel olarak yapıldı. Ama önemli olan lastiklerin performansıdır. Bunlar üstün performanslı. Görmek ister misin? Bakalım. Tamam. Burası mükemmel. Beni izle. Nereye gidiyorsun parlak? Ama bu yol... Burada çalışma var. Lastiklerimin ne kadar müthiş olduğunu sana göstereceğim. Bak şimdi. Bu çok tehlikeli. Ben ne yaptığımı biliyorum. Parlak! Neler oluyor? Sanırım kuma saplandım. İyi misin parlak? Ne bir rezaleti daha kaldıramayacağım. Elbette gayet iyiyim. Durumun hiç de iyi görünmüyor. Merak etme, ciddi söylüyorum. Burada bir süre durup dinlenmek istiyorum. Sen yoluna devam edebilirsin. Sahi mi? Bunu istediğinden emin misin? Kesinlikle, sen evine git. Peki, sonra görüşürüz. Hoşça kal. Güle güle. Tayo. Olamaz, beni böyle bırakamazsın. Parlak kuma saplanıp kalmışken hava kararıyor ve gece oluyor. Ne yapacağım ben? Buradan çıkamıyorum. Lastiklerim giderek daha çok batıyor. Şimdi de benzinim bitti. Bunların muhteşem parlağın başına geldiğine inanamıyorum. Yine ne oluyor bana? Ne yapacağım şimdi? Hiçbir şey göremiyorum. Bu ses de ne? Kimsin sen? Yardım edin. Lütfen yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Gece inşaat halindeki yolda parlak korkudan titremeye başlıyor. Keşke hava atmaya çalışacağıma Tayo'dan bana yardımcı olmasını isteseydim. Fena halde uyku bastırdı. Uykum var. Parlak uyan! Parlak! Tayo? Parlak, iyi misin? Neler oluyor? Endişelenme. Seni kumdan çıkarmaya geldik. Teşekkür ederim. Bana teşekkür etme. Bunu Tayo istedi. Bana haber verip buraya gelmemi Tayo sağladı. Öyle mi? Tayo. Gerçi kendi çabamla da çıkabilirdim. Sahi mi? O zaman biz evimize dönelim. Yok, hayır. Onu demek istemedim. Hadi artık gidelim mi? Tamam. Parlak, sabahtan beri seninle ne kadar sık karşılaştık, öyle değil mi? Benimle dalga mı geçiyor? Sahi mi? Hiç farkında değilim. Rastlantı olmalı. Hadi gel arkadaş olalım. Madem bu kadar sık karşılaşıyoruz, bu fırsatı kaçırmayalım. Harika. Tamam, madem o kadar istiyorsun o zaman arkadaş olalım. Ama teklifi sırf sen istiyorsun diye kabul ediyorum, tamam mı? Tamam, öyle olsun. Ve Tayo ile Parlak arkadaş oldular. Arkadaşlıklarının uzun süre devam etmesini diliyorum. Uslu durmak zordur. Rookie ve Pet yolda devreye geziyorlar. Evet, yeni bir iş günü daha başladı. Ne var, ne oluyor orada? Hadi gidip bakalım. Şu hale bak. Ne yapacağız şimdi? Tayo. Pet. Tayo, ne oldu burada? Gördüğün gibi. Burada kimse yok. Temiz. Tamam, şimdilik burası da temiz. Bu defa da yakalanırsak parlak.
başımız fena halde derde girer. Hadi gidelim. Ne yapıyorsunuz? Süratliyim parlak. Yavaşlayın çocuklar. Kolileri bugün teslim etmem gerekiyor. Hayır, bizim yüzümüzden oldu. Ha? Bu bizim pes olmalı. Hadi gidelim buradan. Endişelenme. Kimse bizim nerede olduğumuzu bilmiyor. Galiba haklısın. Bu yerin varlığını bilen tek araç benim. Parlak. Ne var? Oo. Siz ikiniz. Bu kim bilir kaçıncı oldu. Biri zarar görebilirdi. Aslında bütün suç süratli. Ne? Neden bütün suç bendeymiş? Çocuklar. İkiniz de trafikten men edildiniz. Ne? Olamaz. Lütfen bunu yapma. Bir daha hız yapmayacağız. Peki. Madem öyle. Evet. Size son bir fırsat daha veriyorum çocuklar. Bunlar nedir? İyi bir şey yaparsanız ve bir şahit bunu imzalarsa sizi trafikten men etmeyeceğim. İyi bir şey yapınca mı? Bunun trafikten men edilmeyle ne ilgisi var? Tamam, isterseniz hemen cezanızı verebilirim. Hayır, ama demek istediğim... Bugünün sonuna kadar imzayı alamazsanız bir daha trafiğe çıkamayacaksınız. İyi bir şey öyle mi? Ne demek istediğini anlayamadım. Tamam, hızı biraz arttıralım. Bu işi bugün akşama kadar bitirmeliyiz. Buldum. Onlara inşaat işinde yardım edebiliriz. Hey, beni bekle. Merhaba Max. Süratli, parlak. Ne işiniz var burada? Size yardıma geldik. Evet. Yardıma mı? Evet. Ama daha sonra buna imza atmanızı istiyoruz. İmza mı? Önce el arabalarıyla bu kumu taşıyacaksınız. O işi yapın. Biz de etiketi imzalayalım. Hiç sorun değil. Dur, önce ben. Ben biraz endişeliyim. Bu iş benim için çocuk oyuncağı. İçi göremiyorum. Süratli. Tamam, gel. Sana ne yapıyorsun bunlar? Yapma. Hani bize yardım etmek istiyorlardı. Kaçma diyorum. Yine de işi onlara öğretebiliriz. Olamaz. Sizi yaramazlar. Çabuk gidin buradan. Biz sadece yardım etmek istedik. Evet. Üstelik etiketlerimizi de imzalamadılar. Merhaba çocuklar. Ne oldu size böyle? Boş ver, uzun hikaye. Siz ne tarafa gidiyorsunuz? Bugün mesaimiz erken bitti. Biz de gidip Rabia'ya yardım edelim dedik. Yardım mı? Evet. Oyun parkını temizlemesine yardım edeceğiz. Onlara yardım edersek etiketleri imzalatabiliriz. Ben de yardım ederim. Ben de. Ne iş çeviriyor bunlar? Emin değilim. Küçük otobüs Tayo. Çocuklar siz dinlenin. Bütün işi biz yaparız. Neden? Hep birlikte yapalım. Çocuklar, sadece etiketlerimizi imzalamanız bizim için yeterli. Siz başka bir yere gidip oynayabilirsiniz. Evet. Tamam. Kolay gelsin çocuklar. Hemen temizliğe başlayalım mı? Hadi başlayalım. Şimdiye kadar işi bitirmişlerdir. Evet. Ne oldu Rabi? Dadam, ne diyorsunuz? Temiz olmuş değil mi? Bu da ne böyle? Eskisinden daha kirli. Evet, imzalar.
Hadi hadi. Asla olmaz. Ha? Hiçbir şey imzalamayacağız. Burası önceki halinden daha beter olmuş. Ama bu haksızlık. Bu kadar temizlik yaptık. Evet, bize bunu yapamazsınız. İmzalayamayız. Nedenmiş o? Neler oluyor burada bakayım? Siz ikiniz hala sorun çıkarmaya devam mı ediyorsunuz? Bütün bunlar parlağın suçu. Hayır, hiç de bile. Hepsi Sürekli'nin yüzünden. Size inanamıyorum çocuklar. Bu kadar yeter. Şu andan itibaren cezalısınız. İkiniz de doğruca evinize gideceksiniz. Ve yolda yine bir yaramazlık yaparsanız... Bir daha asla dışarı çıkamazsınız. Yok, hayır. Biz sadece onlara yardım etmeye çalıştık. Evet. Neyi yanlış yaptığımızı anlamadım. Pekala. Hadi bir daha temizleyelim. Parlak, bu döküntü bizim eserimiz. Ve hala temizlemeye çalışıyorlar. Ben yardım ettiğimizi sanıyordum. Galiba daha kötü hale getirmişiz. Artık cezalı olduğumuz için eve gitmekten başka bir şey yapamayız. Evet. Çok geç kalacağız. Sito. Ne yapacağız? Geç kaldık. Neden? Sito. Ne oldu? Turistleri havaalanına götürmem gerekiyordu. Ama lastiğim patladığı için hareket edemiyorum. Korkarım insanlar uçaklarını kaçıracaklar. Üzülme tatlım. Ne yapacağız şimdi? Geç kalacağız. Bir, iki... Bu dört kişiyi havaalanına götürebiliriz Parlak. Ama Süratli, biz cezalıyız. Unuttun mu? Ve yaramazlık yaparsanız... Bir daha asla dışarı çıkamazsınız. Evet, galiba haklısın. Bu gidişte hepimiz uçağa kaçıracağız. Gerçekten kaçıracak mıyız anne? Üzülme tatlım. Parlak, ben onları havaalanına götürmek istiyorum. Evet, ben de. Onları burada böylece bırakamayız. Sito! Endişelenme, biz yolcuları havaalanına götürürüz. Gerçekten mi? Evet! Süratli ve Parlak dört turisti sağ salim havaalanına ulaştırdı. İyi yolculuklar. Uçaklarına yetişebilmelerine sevindim. İyi ki onları havaalanına götürdük. Bence çok iyi bir iş yaptın. Bu Tayo ve Lenny. Merhaba çocuklar. Eve daha yeni mi dönüyorsunuz? Evet. Temizliği ancak bitirebildik. Gerçekten çok üzgünüz. Hatalı olduğumuzu biliyoruz. Önemli değil. Ama sizin trafiğe çıkmanız yasak değil miydi çocuklar? Ya Ruki ve Pet bu yaptığınızı öğrenirse? Süratli, Parlak. Siz ikiniz burada ne arıyorsunuz? Derhal sağa çekin. Ben size ne demiştim? Trafikten men etmemiş miydim? Ama oldu. Yanlış bir şey yapmak istemedik ama... Yine mi bahaneler uyduruyorsunuz? Merhaba çocuklar. Demek buradasınız. Her yerde sizi aradım. Sito. Size teşekkür etme fırsatı bulamamıştım. Sağ olun çocuklar. Ne demek istiyorsun Sito? Lastiğim patladığı için yerimden kıpırdayamıyordum. Yolcularımı havaalanına Süratli ile Parlak götürdü. Bugün onların sayesinde herkes uçağına yetişti. Ne? Bütün bunlar doğru mu? Evet. Bunlar da ne? Onlar iyi bir şey yapan araçlara ödül olarak verdiğimiz etiketler. Ne? Ama biz kurala uymadık ki. Bu doğru. Ama başınızın derde gireceğini bildiğiniz halde başkalarına yardım ettiniz. İyi kalpli kişiler gerçekten içlerinden geldiği için zor durumda olanlara yardım ederler. Şimdi ikinizin de cezasını kaldırıyorum. Yaşasın! Teşekkür ederiz. Tebrik ederim çocuklar. Aferin size. Bundan böyle bir daha
Sorun çıkaracak mısınız çocuklar? Tabii ki hayır. Çünkü biz artık iyi arabalarız. İyi geçinmek. Tayo günlük mesaisini bitirmiş, garaja dönüyor. Aferin sana Tayo. Merhaba Hena. Yorgun görünüyorsun. Aha. Hemen yıkanıp dinleneceğim. Merhaba Hena, döndüm. Merhaba Rogi. Rogi, sen de mi yorgunsun? Evet, hem de nasıl. Bir an önce yıkanıp yatmak istiyorum. Dur bir dakika. Yıkama istasyonuna önce ben girecektim. Sıranı bekle. Ama buraya önce ben geldim. Zorla önüme geçtin. Çekil yolumdan. Şu an gerçekten çok yorgunum. Sen daha sonra yıkanabilirsin. Ben de çok yorgunum, tamam mı? Tayo, Rogi. Merhaba çocuklar. Merhaba Leni. Ne yapıyorsunuz burada? Tam yıkama istasyonuna girecektim. Rogi önüme geçti. Hayır, bu doğru değil. Buraya önce ben geldim. Sıra benimdi. Önce ben geldim. Benimdi. Çocuklar, hayır, benim sıram. Hey, ne oldu? Ne oldu anne? Şuradaki... Baba bakın. Nerede? Ben bir şey göremiyorum. Olamaz. Rogi yıkama istasyonuna girdi. Rogi, seni haylaz. Hani nerede? Ben neden hiçbir şey göremiyorum? Bu çok güzel. Ve ertesi sabah... Anlaşılan Rogi ve Tayo hala barışmamış. İşe gitmeden önce tüm otobüslerin depolarını doldurması gerekiyor. Rogi de benzin istasyonuna doğru yola çıktı. Tayo da aynı yöne doğru gidiyor. Bu Rogi. Merhaba. Benim sıramı aldın. Neden bahsediyorsun? Buraya önce ben geldim. Ama sıra benimdi. Hayır, sıra benim. Çocuklar. Siz ikiniz yine mi kavga ediyorsunuz? Tayo önüme geçip sıramı aldı. Ama şimdi kendisinin daha önce buraya geldiğini iddia ediyor. O da ne öyle? Hadi. Bunu yutar mıyım sanıyorsun? İnanılmaz bir şey bu. Kandırdım. Bugün de benzin istasyonunda Tayo arkadaşının önüne geçti. Tayo, seni hayran. Hani nerede? Ben yine neden göremiyorum? Şehir merkezi yoğun bir yer. Yavaş ol. Dikkat et. Daha hızlı gitsene. Affedersiniz. Bugün ilk kez caddeye çıktım da. Bugün küçük kamyonet Vurumi'nin şehirdeki ilk günü. Şimdi buradan sola dönmem gerekiyor. Şu işe bak. Hadi ama biraz çabuk ol. Ben de bir gün onlar gibi olabilecek miyim? Sen öndeki yürüsene. Gitmem gerek. Hayır dur. Artık çok geç. Dur. Olamaz. Çok özür dilerim, sizi korkuttum değil mi? Önemli değil. Ama şimdi tavuklarınız ne olacak? Ne? Hayır. Gelin buraya çocuklar, buraya gelin. Bu korkunç bir şey. Ne yapacağım ben? Herkese iyi günler. Pekala, gidelim. Neden burada trafik tıkalı? Hareket ediyoruz. Aksi yine durduk.
Şehir merkezinde trafik tıkanmış durumda ve araçlar hala bekliyor. Acaba neler oluyor? Aa, trafik kamyonetten atlayan tavuklar yüzünden böyle. Cici tavuklar, gelin buraya hadi. Gel bili 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 bili. Kafese atlayın lütfen. Lütfen. Caddenin ortasında bu tavukların işi ne? Söyler misiniz burada ne oldu? Benim hatam yüzünden. Işıklara bakmadan geçtim. Sonra da ani bir fren yaptım. Özür dilerim. Çok gergindim. Daha dikkatli olmam gerekiyordu. Başta herkes biraz gergin olur. Merak etme. Ben tavuklarını toplarım. Pekala. Hadi yakalayalım şunları. Küçük otobüs Tayo. Neden karşı taraf hızlı gidiyor? Tayo. Merhaba. Merhaba Leni. Trafik ne kadar yoğun değil mi? Her neyse. Bizim Rogi ile barıştın mı? Barışmak mı? Ben yanlış bir şey yapmadım ki. Ama hepimiz arkadaşız ve arkadaşların birbirine iyi davranması gerekir. Bir an önce barışın, olur mu? Peki. Güzel, söz verdin. Biliyor musun, Rogi de biraz arkada, buraya doğru geliyor. Birazdan yanında olur. Ne? Barışmak zorundasınız. Görüşürüz. Leni. Rogi buraya mı geliyor? Dilerim onunla karşılaşmam. Bakar mısınız? Buyurun. Affedersiniz. Çok acil bir işim var da. Rica etsem önünüze geçmeme izin verir misiniz? Ah, tabii ki. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başka bir arabanın önüne geçmesi onu hiç kızdırmadı. Ama Rogi ile ben... Dün akşam Tayo'nun öne geçmesine izin verseydim kavga falan etmezdi. Diğer araçların ne kadar anlayışlı olduğunu görünce Tayo ve Rogi kavga ettiklerine pişman oldular. Acaba ne yapsam? Biliyorum ona biraz sert davrandım. Ondan özür dilemem gerekir mi? Tayo ile barışmak istiyorum. Ama ne diyeceğimi bilemiyorum. Gel buraya. Hey! Hey durun! Beni kovalamayın! Evet, evet. Çok güzel. Doğru kafese. Hadi. Hadi bakalım. Dur. Hey, nereye gidiyorsun? Yavaş. Yavaş. Ha? Yakaladım. Yakaladım. Hadi kafese. Sanırım hepsini yakaladım. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Sahi kaç tane tavuğum var demiştin? Toplam 10 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Burada 9 tane var. 10. nerede acaba? Tayo ve Rogi hala birbirleriyle konuşmuyor. Buna daha fazla dayanamayacağım. Rogi. Tayo. Önce sen söyle. Hayır hayır, sorun değil. Sen söyle. Biliyorsun. Bu da ne? Hey! Tavuğu yakalayın. İn üstünden. Hey, ne yaptığını sanıyorsun sen? Çekil. Çocuklar, o tavuğu yakalamam lazım. Yardım edin. Tamam. Tamam.
Ha? Ben onu durdururum. Dur bakalım, nereye? Tut onu Rocky. Pekala. Hadi Rocky. Tamamdır. Yakaladım. Hey, başardık. Evet, başardık. Çocuklar. Hey çocuklar, yardımınız için teşekkürler. Rocky, bu sabah için özür dilerim. Hayır, bu işi ben başlattım Tayo. Özür dilemesi gereken kişi benim. Bundan böyle birbirimizle iyi geçinelim. Ha, yol tamamen açılmış. Hadi gidelim. Tamam. Tayo ve Rogi'nin tekrar eskisi gibi arkadaş olduklarını görmek çok güzel. Dilerim ileride daha yakın dost olurlar.